İkinci bab. Bab vücubi taharati li salati. Taharatni namozga vojibligi to'g'risidagi bob. Namoz o'qiydigan odamga taharat farzdir. Haddasana Sa'id ibn Mansur va Qutaybah ibn Sa'id va Abu Kamil al-Jahdari va lafzu li Sa'id qalu haddasana Abu Awana an Simak ibn Harb an Mus'ab ibn Sa'd qal dakhala Abdullah ibn Umar ala ibn Amir ya'uduhu wa huwa marid. Abdullah ibn Umar ibn Amir'ning oldiga kirdilar ziyorat qilgani va ibn Amir kasal edi. Fa qala ala tad'u Alloh li ya ibn Umar. Ibn Amir aytdi: "Ey ibn Umar, menga duo qilmaysanmi Alloh taologa?" dedi. Allohga duo qilgan men uchun dedi. Qarang, vasila masalasi. Solih amal ibn Umarning duosi vasila qilinyapti. Men haqqimga duo qilgin deyapti. Solih amal vasila qilinyapti. Bir insondan siz duo talab qilganingizda uni duosini vasila qilyapti turgan bo'lasiz. O'zini emas. Qala inni sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul. Abdulloh aytdiki, albatta men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. U kishi aytadilarki, la tuqbalu salatun bi g'ayri tuhurin. Namoz tuhursiz, tahoratsiz qabul qilinmaydi. Vala sadaqatun min g'ululin. Va xiyonatdan bo'lgan sadaqa ham qabul qilinmaydi. Va kunta alal basrati, va holanki sen Basrada hokim bo'lganding-ku, deyaptilar. Mana bu hadis mana ochiq ko'rsatyaptiki, tahoratsiz namoz qabul qilinmaydi. Bu hadislar albatta Termiziy darslarimizda ham mukammal sharhlangan. Men aslida shuning uchun unchalik sharhlamayapman. Termiziydan juda keng sharhlaganmiz. Hozir xulosalarni aytib ketyapman. Namoz tahoratsiz bo'lmaydi. Tahoratsiz kimiki namoz o'qiydigan bo'lsa nima bo'ladi? Ahli sunnada ikkita qaul bor. Abu Hanifa aytadiki, Hanafilar tahoratsiz namoz o'qigan odam kofir bo'ladi deydi. Agar bir uzri bo'lmasa. Boshqa uchala mazhab aytadi va salafiylarda ham qavli shuki, tahoratsiz namoz o'qigan odam kofir bo'lmaydi. Fosiq bo'ladi, harom amal qildi-yu, lekin kofir bo'lmaydi. Lekin Hanafilar kofir bo'ladi deydi. Qarang, takfir masalasida Hanafilar bütün ahli sunnani ichida eng qattiq mazhab. Hozirgi Hanafilar juda bo'shashib ketgan. Sariyodek bo'lib. Lekin oldingi Hanafilar juda qattiq edi. Namoz tahoratsiz namoz o'qiganda kofir deyishardi. Uzursiz bo'lsa. Uzurlik bo'lsa, unda agar ma'zurati maqbul bo'lsa, Alloh taolo kechiradi uni. Uzurli holatlar qanday? Ba'zan shunday holat bo'ladiki, bir yerda junub bo'lib qoldingiz. Usul qiladigan bo'lsangiz, katta fitna bo'ladi. Masalan, Pokiston bilan Afg'onistonning o'rtasida qaboil degan qabilalar bor, shularning mintaqalari. Insonlar nihoyat darajada johil. O'zlarchalik g'oyurlik qilamiz deydi, g'ayrat, qizg'anchiqlik qilamiz deydi-yu, lekin shariatga xilof bo'lgan amallarni qilishadi. Shularga masalan siz mehmon bo'ldingiz, mehmonxonasida qoldingiz. Uxladingiz, endi bir palakat bosib, junub bo'lib qoldingiz. Agar g'usul qilaman siz otib tashlaydi sizni. Ha, yosh bolasini ham kalashnikov bor. O'zlari zotan fabrikalar bor, kalashnikov yasab chiqarishadi. Bitta oddiy narsa, qurol-yaroq. Yosh bola kalashnikovdan bo'yi qisqa, kalashnikov sudrab yuribdi. Doim odamlar yelkasida kalashnikov bor, avtomatlari bor. Agar siz g'usul qilaman desiz, otib tashlaydi sizni. Nimaga? Yo sen meni xotinimni ko'rgansan? Yo qizim ovozini eshitib qolding? Yoki kichkina o'g'limni ko'ribsan, shahvat qilsan ekan deydi. Shuni yomon gumon qiladi, otib tashlaydi, o'ldiradi. Yerdan g'usul qilaman deb o'lib ketishingiz to'g'ri emas. Ham o'lib ketyapsiz, ham tuhmat qilinyapsiz-da. Yomon odam bo'lib o'lib ketyapsiz. Bu shayton badbaxt yuzga kirganligi uchun. Nima qilasiz bunday holatda? Bildirmaysiz. Oddiy tahorat qilasiz. Kim birga namozga o'qigan, namoz o'qigani borasiz. Namozni niyat qilmaysiz. Qiyomga turasiz. Hamma ishlarni qilaverasiz, namozni niyat qilmaysiz. Keyin namozda bitgandan keyin bildirmasdan zikr ham qilasiz. Agar choy bersa, choyini ichasiz-da. Ishim bor edi, tezroq borishim kerak. Deb ketasiz u yerdan. Boshqa yerga borib,
Yani usul kılıp namazda okuyuz. Eğer vakti çıkmasa okuyuz, bu mesela kazasını okuyuz. Yani şimdi halatlar başka her kendi halatta yerlerde bu kalışı mümkün. Canizge, malizge, abroizge zarar etediyen vakitlerde bu üzüller kabul bulurlar. Bazen şimdi bir yerge bağlıyız ki namaz okuyuz mesela imammezsiz, o yüzden namaz okuyapsız. Taharatiz sınıp kaldı ya ki taharatiz yok iken. Siz namazdan çıkıp taharat kılamadınız, cüdekette fitne buladı. Bir umur sizge temirden kızıtılınca muhur basadı adamlar. Ve dini hizmetlerinizge zarar yeterdi. Şimdi namazı devam ettir orası. Niyet kimesin namazdı? Devam ettir orası da yönden kitkendekin kin taharat kılıp kayıtı oku alas. Bu yerde bildirmeyiz. Yani bana bu nasıllar şeriatta var bugün nasıllar. Halatke karaslik gerek. Çünkü insanlar nihayette cahil olup gidiyor. Siz ya Allah'tan korkamayın deyip bu yerde ıstaratım yok iken ya ki sindi. Siz cüdekette fitneler olup geçiliği mümkün. Hatta ki mesela siz imamsız, cuma namazını okudunuz. Belki eid namazını okudunuz. Namaz oku bu genden kiyin zikir kılıp ya dua kılıp da siz çıkıp kaldı ki taratiz yok adı. Mesela evden çıkkanınızda tarat kılıp çıktınız da yolda sınıp kaldı. Barıp alemen dediniz. Adamlar geldi, saval cevaplar buldu da araylaşıp gitti, sizden çıkıp gitti. Namazı başlamadınız, namazı oku bu geldiğinden ki ne siz geçti. Nime klasiyeniz, döketten minlep adamlar. Kaldırıp adamlar toktaylar, iltimas. Taratsı oku varıp bize yani. Siz tarihte kalasınız. Döketten fitne bulad. Lekin mesela adamlar sizi çünedi yani. Adamlar gibi bir faydası buladı yani. Halet buysa, elbette tarat yok iken, başkattan tarat kılıp, başkattan okuyanız yakşı. Bu mesela, üyedetesi ki elhamdülillah, yakşıyam Şafii mezhebini örgen yeneken ben. Deysiz İmam-ı Şafii dedi ki, İmam'da taratı bu mesela, cemaatta namazı bulur dedi. İmam'ın alakası yok cemaatta dedi. Cemaatta ki var ki tarat. İmam'da ki bu mesele mi yoktu dedi. Bu İmam'da meselesi o. Cemaatta ki bu dedi dedi. Hanefiler dedi bu meydi dedi. İmam'da taratı bu mesela, İmam'da ya namaz olmaydı, arkadakilerdeki en bu meydi dedi. Şafiiler dedi ki, bosun, başından taratı bosun dedi ki, bu mesela ahırda bu diye halette cemaatı ki bulur dedi. Bunlar kaytarıp okumaydı. Şafii mezhebi de şunu dedi. Yani İmam açık etse ki, benim taratım yok iken keçiresiler dese, adamlar dedi de, meylesi kaytarıp okurayım dedi ki, çoğur dedi. Bunlar kaytarıp okumaydı. Şu haletlerine karar etti. Haletke karar durup, bir ortalamaya kavurge amel kaladı. Hanefiler kattı mezhebiyle. Taharatsız namaz kabul kılınmaydı diye. Tirmizi'de etkendik, şahla gendik. Bana hadiste malum böyle yaptı ki fers, taharat fers. Bu tuhur, yine hem eskir gidiyordu. İşte vudu, libasının pakiliği, cesedinin pakiliği, yerinin pakiliği hem eskir gidiyordu. Lekin, kabul doğrusu ıhtılap var. İslahizde bu ise, Tirmizi'de etkendik. Ulamalar dedi ki, kabul iki kıl buladı. Biri sihhat itibarından, ikincisi kemalat itibarından. Namaz kabul bu meydi dediğinde, de. Mesela, yani isbal doğrusu da, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُوا صَلَةَ مُسْبِلِينَ اِزَارَهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُوا صَلَةَ رَجْلِينَ مُسْبِلِينَ اِزَارَهُ Yani elbette Allah-u Teala, iştahını asıl duruşu kişinin namazını kabul kımaydı. Yani, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُوا diyordu. Kabul kimiydi de yaptı. Bir adam iştahını asıldırıp namaz okusa. Neme buladı? Yine Hanefi'yle şu hadiske köle etedi ki kaytarıp okusun namazını deydi. Hazır ki Hanefi'yle hiç kesiniz kaytarıp okumaydı. Bu insan hemen namazını kaytarıp okuş gerek. Başka mezheplerde, üçüyle mezhepte namazı kaytarıp okumasın deydi. Namazı buldu deydi. Neme ki çünkü bir yerdeki kabulde mahsat kabulü kemalin. Kamil halette kabul buluşluk. Sihhat itibar denmez. Bu yerde cumhur etedi ki la tuqbalu digende sihhat itibar denmeydi. Kemalat itibar denmez. Namazı kabul bu meydi digende mutlaka yine sahih bu meydi digende. Lekin bazı ahli sünne vel cemaat ulamalar var ki ahli sünne ularım. Doğru şaz, az fikir bunlar etedi la tuqbalu digende namaz kabul kılınmaydı digende bu yani kemalat itibarından değil.
Yani ular da kavluge göre taharat kırışlık farz bu meykaladı. Şimdi ya yuhallazine amenu iza kumtum ila salati fagsilu degen buyruk bu genlik için vuzunu farzligi de ihtilafı yok. Vuzu farz. Hoş ayetten kep çıkıyor. Lekin bu hadiste zahiri yakar edigen bu söz hadiste uzundan farziyetliği sabit bu meydi. Çünkü la tuqbalu da ihtimal bu yaptı. Kaysi kabul? Kemalat mı ya ki sıhhat mı? İhtilaf buldu. Şunun için İmam Malik etediler ki bir insanda libasta necaset bulsa namaz okusa bulur adı deydi. Namazı büzülmeydi deydi. Libasını pak buluşluğu sünnet deydi. Hani vuzunu farz deydi hemen çünkü ayet bu kendini için. Peki bedenizi paklığı, libasınızı paklığı, yerini paklığı bunlar ihtilaflı mesele bunlar. Bazıları farz deydi, bazıları sünnet deydi. Bana şunu dedi Hanefilerinin kavlunu, ortaça kavlulugunu düşünesiz. Mesela Şafii mezhebinde etinledi ki bir insanın bedeni de, peki libası da bir tamçı kan bulsa ya, peki namaz okuyup duyduğun yerde bir tamçı kan bulsa bunu namazı bulmaydı deydi. Hanefiler ne deydi? Hanefiler dedi ki o şey bir dirhem bulsa deydi. Yani bir dirhem miktarı çabulsa. Bir dirhem miktarıdan köp bulmasa namaz okusa bulur deydi. Libasizde buladı mı, bedenizde buladı mı, yerizde buladı mı? Yani Hanefiler de kavlu orta bir kavul buluyordu. Şafiler ki cüde bir teşeddüt kılını yaptı. Malikiler ki cüde bir yumuşak. Cüde bir parva. Canaza namazı doğrusu ihtilaflar var idi. Tirmizi'nin şahide ayeti olduk. Canaza namazı doğrusu, secde, tılava secdesi doğrusu da. Ularge hem taharet farz mı, farzmez mi? Bazı ahli sünnet vel cemaat ulamalar dedi ki farzmez deydi. Canaza namazı ve tılava secdesi için taharet kılıçlık sünnet deydi. Ben sahabelerim taratsız halette tılava secdesini kılışıyor aradı. Secdeye barışıyor aradı. Ve canaza namazını taharetsiz okusa bulur adı derdi. Lekin cumhur törüle mezhep etedi ki farz deydi. Canaza namazı hem taharet farz ve o şey tılavat secdesi hem taharet farz deydi. Lekin yine Hanefilerde kavlunu karın kengliğini düşünürsün ki Hanefiler ne deydi? Canazaya bardiz, keç kaldiz ve ölügde igesimezsiz, taharet kıyınca adamlar canazanı okupaya diken bu sefer teyemmüm kulübü okusayım bulur adı deydi. Hani Hanefiler kattan alı yaptı bu kavullardı. Hanefi mezhebini Kur'an-ı Hadis'te bilmek adam çünmüyordu. Hanefiler akleden gapir yaptı deydi. Ne deyken gap bu? Canazaya bir adam keledi yu, keç kaladıken bu sefer teyemmüm kulübü okurarkenmiş. Hani ayet hadisten delil deydi. Hanefiler dedi ki canaza ozu namazmez. Canaza bir dua. Hani rüküsü namaz bulsa, hani secdesi? Yok ki rükü secdesi yok ki deydi. Kadesi yem yok. Kıyamdan ve tekbirden ibaret bulurken bir namaz. Şunun için cenaze namazını bütün hükümleri bu beş vakit namazı bütün hükümlerde kemez, birhilmesi gelez. Birbirini kıyas kılalmıyorsunuz. Şunun için etkiledi ki cenaze meselesi de taharet meseleleri ise yengirrak buladı. Yani cenaze namazını kabristanda okusa bulurdu. Lekin başka namazlar kabristanda okulmuyordu. Demek farkı var kendi kelesini. Tılava secdesi de taharetli farzligi doğrusu da hiç kim delil göstermiyor. Fakat yine namazıya kıyas kıladı. Lekin bu kıyas me'al farik. Bu fakat yine secde ki bu namazmaz ki o. Lekin yine temiz ki cumhurdu kavli taharet bilen kısım deydi. Lekin bazı bana sünni ulamalar, bazı sahabeler, tabiyenler etedi ki cenaze namazıya ve tılava secdesiye taharet şartmaz. Sünnet deydi. Taharetsiz namaz kabul kılınmaydı. Ve le sadakatun min gululin. Gurul degani ganimetten uğurlab alingen nesse. Yani ganimetten uğurlaştık, gulul deyiladi. Aslen. Kiyin gulul mutlak keng manada hıyanet buladı. Hıyanetten, şeriatke hılap buygen yurlardan tapılıyan nesseden sadaka bu miydi? Yani sadaka kabul kılınmıydı. Bir deki sadakatun kelimesi salatunge mahtub buluyabdi. Yani ve la tuqbalu sadakatun min gululin. Hanefiler la tuqbalu degi kabulünü sıhhat kabulü degenlik için sadakaniyem sıhhat deyişedir. Demek ki hıyanetten, haram yollardan tapılıp sadaka kılınsa kabul bu miydi o? Bir adam haram boyun maldan sadaka verse kabul bu miydi?
zakat verse kabul bo'lmaydi. Haram topilgan pullar bilan masjid madrasalarni quradigan bo'lsa, muhojirlarga, mujohidlarga, talibalarga bersa qabul bo'lmaydi. Hutali tahoratsiz namoz mutlaqo qabul bo'lmaganidek va tahoratsiz namoz o'qisa kofir bo'lganidek, harom pullardan sadaqa bergan ham kofir bo'ladi hanafilarga ko'ra. Bir odam harom amallar qildi yoki harom tijoratlar qildi. Masalan, mana qo'shiqchilar, artistlar qo'shiqchilik qilib, artistlik qilib yoki fohishalar pul topishadi, keyin shu pulini o'zlaricha Alloh yo'lida ishlatishadi. Gunohlarimiz yuvilsin deb. Hanafilarga ko'ra kofir bo'ladi ular. Zino qilishligi, qo'shiq aytishligi, artistligi fosiqligi edi, kofir bo'lmas edi. Agar shuni gunohligini bilsa. Lekin shundan tushgan pullarni Alloh yo'lida ishlatadigan bo'lsa kofir bo'ladi. Hanafilar aytadiki, bunday harom pullardan qutulishlik niyatida infoq qiladi. Savob umid qilib emas. Lekin boshqa uchala mazhab aytadiki, harom moldan sadaqa qilinsa harom ish bo'ladi, gunoh bo'ladi, lekin kofir bo'lmaydi deydi. Hanafilarga ko'ra bir inson harom mol bilan hajga borsa kofir bo'ladi. Harom mol bilan umraga borsa kofir bo'ladi. Harom mol bilan jihodga borsa kofir bo'ladi. Harom moldan hijrat qilsa kofir bo'ladi. Harom molda Alloh yo'liga ishlatsa, qanaqasiga ishlatsa ishlatsin kofir bo'ladi. Salafilarga ko'ra kofir bo'lmaydi. Vahobiylarga ko'ra kofir bo'lmaydi. Fosiq bo'ladi, gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Qarang, kim qattiq ekan. Bizning zamondagi Hanafilar Hanafi mazhabini bilmaganligi uchun Vahobiylardan shikoyat qilib yurishibdi. Hanafi mazhabini bilsa, Vahobiylar Hanafilardan shikoyat qilib yurishadi. Bir shaharga bir Hanafi kelib qolsa, bir Hanafi kelib qopti. U Hanafi ekan deb hamma shikoyat qiladi. Qarang, Hanafilarga ko'ra mana artistlar, qo'shiqchilar, fohishalar va kufr hukumatlarga ishlab maosh olib turganlar ketdi hammasi. Hech qasimiz qolmadi. Yoki xiyonat qilib, yolg'onchilik qilib, kazzoblik qilib pul topib turgan domlalar, mullalar ketdi hammasi. Hammasi kofir bo'ladi. Chunki harom topyapti ular. Lekin shu haromini o'zlaricha Alloh yo'lida ishlatishyapti. Harom pul topadi-da, keyin osh berishadi, duo qilasizlar deb. Harom puldan, harom moldan sadaqa bo'lmaydi. Najas to'u najas. Sizga bir inson najosatni hadiya qilsa xursand bo'lasizmi? Robbul alaminga najosatni sadaqa qilyapsiz. Hanafida shunday qaraydi masalaga. Sizga nihoyat chiroyli bir qutu berilgan, mana shu qutu sizga. Qutuni ko'rib nihoyat xursand bo'ldingiz. Ichini ochdingiz, nafas ololmay qoldingiz. Najosat bor ekan. Bir umr kechirmaysiz uni. Sizga haqorat qildi u. Endi ayni muomala Alloh taologa qilinyapti. Najas bo'lgan, harom bo'lgan amalni Allohga savob bo'lsin deb qilyapti. Shuning uchun Hanafilar aytadiki, kofir bo'ladi bu deydi. Shu masallar tushuntirilsa insonlar ki harom pul topmaydi keyin. Lekin Ibn Qoyyim aytadiki, Ibn Qoyyim shunday deganligi uchun o'sha salafiylar ham aytadi, inson harom pulini savob hosil bo'lishlik niyatida infoq qilsa bo'laveradi deydi. Ham qutulish niyatida, ham savob niyatida. Hanafilar aytadiki, yo'q, savob niyatda qilmasin kofir bo'ladi deydi. Qutulish niyatida deydi. Masalan, qo'lingizga bir narsa tegib ketsa, shuni yuvib tashlaysiz, nimaga? Najosatdan poklanishlik uchun, qutulaydi. Bu ham shunga o'xshagan narsa. Bu moldan qutulishlik kerak. Bu masala odamlar ichida mashhur bo'lsa, o'ylaydi keyin. Bu nima kerak bu bo'lsa mol topishdi deydi. Unday pul kerak emas ekan, boshqa balo bo'lar ekan deydi. Masala yana ham keng. Biz ayolimizga nafaqa beramiz, bu vojib bu shariat. Farzandlarimizga nafaqa beramiz, vojib. Va bu sadaqa deyiladi. Harom pul topganlar, shu mana kufrga xizmat qilib, zulmga xizmat qilib, dinga qarshi kurashib, yoki artistlik qilib, qo'shiqchilik qilib, yoki boshqa butun tijoratlari shariatga xilof, yolg'on gapirib, yolg'on qasam ichib, yoki harom mollarni sotib, shariatda man qilingan narsa aroq sotyapti masalan, yoki to'ng'izni go'shini sotyapti, to'ng'izni yog'ini sotyapti, yoki musiqa narsalarini sotyapti, yoki rasmli narsalarni sotyapti. Xullas, ular hammasi harom bular. Harom mol topdimi? Endi shu harom molni ayoliga bersa nafaqa qilib. Shundan savobni umid qiladigan bo'lsa, ayolimi nafaqasi menga vojib desa kofir bo'ladi. Vojib farz bo'lgan amalni harom ish bilan qilyapti. Bolalarimi nafaqasi menga vojib deb turib shu puldan beradigan bo'lsa kofir bo'ladi Hanafilarga ko'ra. Boshqalarga ko'ra kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi.
qattiq bir harom gunoh ishni qilgan bo'ladi. Kofir bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Xotin, mana bu pul. Shu pulga olingan narsalar hammasi harom. Najas bular. Men bu nafaqa vojib bo'lganligi uchun, sadaqa bo'lishligi uchun emas. Savob bo'lishligi uchun emas, shunchaki oldim, xolasin ye, xolasin yeba. Deb aytsa shunda kofir bo'lmaydi. Bo'lmasam kofir bo'ladi. Agar kofir bo'lishni ham xolamasa, bu ishni ham qilaveraman desa, Hanafi mazhabidan chiqsin. Chiqsin Hanafiylikdan. Hanafiyman deb o'zini ham boshqalarni ham aldamasin. Shu yolg'onchi mullalar ham haqqni yashirib yurgan mullalar, odamlarni aldab har xil bidiyat marosimlardan pullarni to'plab yurgan mullalarning masalasi ham shu. Hanafi bo'lsa kofir bo'ladi ular. O'sha pullarni ishlatishligi bilan. Agar kofir bo'lishni xolamasa, unda Vahobiy bo'lishsin. Vahobiylarga ko'ra kofir bo'lmaydi. Fosiq bo'ladi xolos. Ibn Qayyim va boshqa uchala mazhab vala sadaqatun min g'ululinni nimaga masalan kufur deyishmayapti? Chunki qabul, ya'ni kamolat qabuli deyishadi. Sihat qabuli emas deydi. Ya'ni xiyonatdan bo'lgan sadaqa qabul bo'ladi-yu, mukammal bo'lmaydi, noqis bo'ladi deydi. Hanafiylar aytadiki, sizlar qanday qilib bir hadisni ikki xil sharhlaysizlar? Namozni masalasida aytdilaringizki, tahoratsiz namoz bo'lmaydi degani farz dedilaringiz. Endi sadaqaga kelganda harom moldan bo'lgan sadaqa qabul qilinmaydi desa sunnat deyapsizlar deydi. Bitta gapni qanday qilib ikki xil sharhlaysizlar? Ikkalasiga ham bitta hukm berasizlar. Namozda ham sadaqani ham yo farz deysizlar yoki sunnat deysizlar deydi. Haqiqatan ham shundayda. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom bitta gapni gapiryaptilar. La tuqbalu salatun va la sadaqatun deyaptilar. Namoz va sadaqa qabul qilinmaydi deyaptilar. Ya'ni Hanafilarni dalili kuchliroq qaraydigan bo'lsangiz, qabul qilinmaydi deyapti. Shariat aytayaptiki, tahoratsiz namoz bo'lmaydi deyapti. Va harom moldan sadaqa bo'lmaydi deyapti. Siz bo'laveradi, siz kofir bo'lasizda. Qarshi chiqyapsizki Alloh va Rasuliga. Ibn Umar nima dedi? Hadis tugadi shu yerda. Kentiki va kunta alal Basra, sen Basrada hokim eding deyapti. Ibn Amirga. Ya'ni illoki senga harom aralashgan deyapti. Tavba qilgin deyapti. Qarang, kasal bo'layotgan hokimni oldiga kiryapti. Sahobalardan o'rganing, hokimni ziyoratiga kirsangiz, duo qilib qo'ying domla desa, shu hadisda aytib berasiz. La tuqbalu salatun bi ghayri tahurin va la sadaqatun min ghululin va kunta hakiman va kunta valiyan va kunta vaziran va kunta malikan va kunta muftiyan va kunta imaman va kunta qodiyan. Sen shu mansablarda eding, bunday mansablarda bo'lgan odamlar ummatni moliga baribir aralashib qoladi. Shuncha aytasan, sen Basrada hokim eding, ummatni moli aralashgan senga baribir. Seni duoing qabul bo'lmaydi. Sen sadaqalaring qabul bo'lmaydi. Tavba qiling deyaptilar. Sen tavba qiling, keyin biz duo qilaylik deyaptilar. Yana bir masala bor, shu hadisni sharhida zikr qilinadi, Termizda ham aytganmiz. Tahorat qilishlikka imkoniyati bo'lmagan kishilar. Masalan, bir odam qamoqda, tahorati yo'q, suv ham yo'q va endi tayammum qilay desa, yo yer jinsidan emas, yoki hamma taraf najosat. Nima qilsin bu odam? Yoki qo'l oyog'i bog'langan holatda, tahorati yo'q, tahorat ham qilolmaydi, tayammum ham qilolmaydi. Nima qilsin bu odam? Har xil qavullar bor. Ba'zilar aytadiki, namoz o'qimasin deydi. Chunki mana hadis aytayaptiki, tahoratsiz namoz qabul qilinmaydi. Bu odam tahorati yo'q, shuning uchun namoz o'qimasin. Lekin zikr qilsin deydi. Namoz zikrlarini qilib, afsuslanib, xafa bo'lgan holatda tursin deydi. Bu bitta qavul. Ba'zi aytadiki, o'qisin, keyin u holatdan chiqqandan keyin tahorat qilib qaytarib o'qiydi deydi. Eng mashhur qavullardan bittasi bu. O'qisin-da keyin qaytarib o'qisin deydi. Yana bitta qavul, o'qiydi, qaytarib o'qimaydi. Bu qavulni aytganlar aytadiki, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo nafsga toqatidan tashqari narsani buyurmaydi. U inson o'sha holatda shunga qodir. Tahorat qilishlik imkoniyati yo'q. Shuning uchun tahoratsiz bo'lsa ham namoz o'qiradi deydi. Ya'ni muhaqqiqlar mana shu qavlni sahih deyishadi. Eng to'g'risi mana shu. Oyat hadislarga to'g'ri kelgani shu. Lekin keyinchalik siz masalan qaytib o'qiysiz yoki o'rniga bir o'rniga nafl namoz o'qiysiz, bu sizning ixtiyoringiz. Haligi qarang, ulamolar shunday holatda vudu bilan suv bilan tayammum masalasini zikr qiladi. Yer masalasini uncha zikr qilish yoki libos masalasi
Yoki libos masala zikr qilinmaydi. Mana fiqh kitoblarda o'qidilaringiz. Nima deyapti ulamolar? Hanafilar aytibdiki, bir odamni libosi hammasi najas bo'lsa, boshqa hech qanday libosi bo'lmasa, nima qilsin? Yalang'och namoz o'qisinmi yoki shu libos bilan namoz o'qisinmi desa, Hanafilar aytibdiki, shu libos bilan namoz o'qisin deyapti. Qarang. Tahur masalasi. Shuning uchun hali hadis shahida aytdimki, vuduni masalasida oyat sabit bo'lganligi uchun uni jumhur aytadiki, farz deydi. Lekin libos pokligi, badan pokligi, yerni pokligi to'g'risida ixtiloflar bor. Mana Hanafilar ham o'zlari izn beryapti, qarang. Hanafilarda ham mutlaqo farz bo'ladigan bo'lsa, aytadiki, chiqarib tasha u najas bilan namoz o'qimagin deydi. Lekin aytayapti, o'qing, shu libosni o'qing deyapti. Yalang'och bo'lgandan ko'ra unisi yaxshiroq deyapti. Shuning uchun bir inson libosi najas bo'lsa, almashtirgani boshqa libos bo'lmasa, yuvishdi imkoni bo'lsa, shu holatda namoz o'qaversin. Bahona qilmasin. Johillar bor, libosi pok, chang bo'lgan, kir bo'lgan, ustun pok emas deydi. Liboslarim toza emas deydi. Shuning uchun namoz o'qimayapman deydi. Haddasana Muhammad ibn al-Musanna va ibn Bashar qala haddasana Muhammad ibn Ja'far, haddasana Shu'batu ha va haddasana Abu Bakr ibn Abi Shayba, haddasana Husayn ibn Ali an Zaidata qala Abu Bakr va Waqi'un عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله من باشق سنتنا يقارده يوشق حديث ذكر قلنده حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ahadisa minha. Abu Hurayraning Muhammad alayhisalomdan Rasulullohdan zikr qilgan hadislaridandir bu deyapti va bir necha hadislarni zikr qildi va qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam va shu hadislar ichidagi bittasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki la tuqbalu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddaa. Sizlarni birortalaringizni namozi qabul qilinmaydi tahorat singanda toki tahorat qilguniga qadar. Qarang, vudu betta vudu masalasi kelyapti. Hatta yatawaddaa deyildimi? Iza qumtum ila salati faghsilu degan oyatga muvofiq bo'lyapti. Lekin oldingi hadis esa umumiy bundan ko'ra kengroq. Libos masalasiga ham, badan masalasiga ham kelaveradi u. Alloh subhanahu va taolo bizga va butun ummatga eng to'g'ri va eng go'zal amallarni muyassar qilsin.